Gündem dışı ilk söz şehit ve gazilerle yakınlarının sorunları hakkında söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'e ait. Buyurun Sayın Öztürk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şehit ve gazi yakınlarının sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve bizleri ekranları başında izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında dün İdlib'de rejim unsurlarının açmış olduğu ateş sonucu biri sivil, yedi yiğit kahraman askerimizi şehit vermiş bulunuyoruz. Ben şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar dilemek istiyorum. Unutulmasın ki Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği üzere Türkiye dostluğu değerli, düşmanlığı ise tehlikeli bir ülkedir. Barış ve huzur arayan mazlumları arkasında Türk milleti vardır. İdlib'de oyun kuran, vahşet senaryosu yazan, stratejik hedefleri uğruna insan canına ve tarihsel mirasa kasteden kim varsa karşısında Türkiye'yi bulacaktır. Değerli milletvekilleri, şehit ve gazilerimizin çözüm bekleyen sorunlarını buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın, ilgili bakanlıkların ve Yüce Meclisimizin, heyetimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bilindiği üzere 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında yaralanarak gazi unvanı alanlardan çalışabilir durumda olanlara talep etmeleri halinde devletimiz tarafından için ikinci iş hakkı verilmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yıllar önce talepleri doğrultusunda ikinci işlerine atanan ve görevine devam eden çok sayıda gazimiz 5335 sayılı kanun 30. maddesi kapsamında hatalı atandıkları gerekçesiyle atamaları iptal edilmiş ve kendilerine ödenen maaşları geriye dönük talep edilmiştir. Diğer taraftan her malul gazi aynı zamanda engelli bir vatandaşımızdır. 5510 sayılı kanun 28. maddesi gereği özür oranlarına göre devletimizin engelli vatandaşlarımıza sağladığı erken emeklilik haklarından özür oranlarına göre yararlanıyorlardı. Ancak 5510 sayılı kanun 38. maddesi ve 2013 yılında yürürlüğe giren 6495 sayılı torba kanun 80. maddesiyle gazilerimizin askerlik ya da gazilik öncesi sigorta giriş ve primleri silinmiştir. Yani gazilerimiz artık engel oranlarına göre 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresiyle erken emekli olma hakkını yitirmiştir. 2013 ile 2016 yılları arasında çalışır durumdayken erken emeklilik şartlarını yerine getirip emekli olan gazilerimizin de emekli maaşları bu kapsamda kesilmiştir. Bu durumda olan çok sayıda gazimize kendilerine sehven maaş bağlandığı ve bundan sonra da maaş ödenmeyeceği de geçtiğimiz yıl bildirilmiştir. Yine bu kapsamda gazilerimize ödenen maaşlar borç olarak gazilerimizden tekrar geri istenmektedir. Değerli milletvekilleri, devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü, vatanımızın bölünmezliği ve ezanımızın susmaması için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizin, değerli aileleri ve kahraman gazilerimizin hakları ödenmez. Bakınız, halen evliyken şehit olan kamu görevlerinin anne ve babasına bu rakamı buradan telaffuz etmeye dilim varmıyor ama sadece ve sadece 597 lira maaş ödenmektedir. Türkiye olarak bir avuç şehit yakını ve gazimize kol kanat gerebilmeliyiz. Unutmayalım ki şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimiz bizlerin de ailesidir. Onlar için ne yapsak azdır, devlet olarak her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirebilmeliyiz. Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen mağlup sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir. Ayrıca mağlup sayılmalarına dair mağduriyet giderilmeli, vazife mağlulü hükümlerinden kendileri de yararlandırılmalıdır. Bu kapsamda mevcut güncel sorun ve talepleri gerçek manada samimi bir şekilde gözden geçirilerek yeni ve haklı talepleri yerine getirilmelidir. Parça parça düzenlemeler yerine şehit ve gazi hakları ile ilgili tüm düzenlemeleri kapsayan tekil bir mevzuat ve kurum teşkilatlanmasına geçilmelidir.
sadece ortopedik engellilere tanınan ÖTV istinalı araç alma imkanı bir defalığına da olsa şehit yakını ve farklı engelleri bulunan gazilerimize ve onlarla birlikte yaşayan şehit yakınlarına tanınmalıdır. Ben bu duygu ve düşüncelerle şehit yakınları ve gazilerimizin haklı beklentilerinin en kısa sürede karşılanacağına inanıyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet.